Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan rahatsız olanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten rahatsız olanlar 31 Mart'ı bekliyor. Kadirli'de 31 Mart'ı bekliyor. Mustafa Kemal Atatürk'e soysuz diyenlere soysuz oğlu soysuz şerefsiz demek için 31 Mart'ı bekliyoruz. 10 bin lira emekli maaşına mahkum edilenler, 6 bin lira dul yetim maaşı alanlar, 4 bin lira engelli maaşı alanlar ve utanmadan birilerinin 10 bin lira maaş neylerine yetmiyor, yetmiyorsa su satsınlar, simit satsın diyenlere 31 Mart'ta ders vermek için Kadirli'li 31 Mart'ı bekliyor. Bu ülkenin bütün kaynaklarını yerle bir ettiler. Bu ülkeyi öyle bir hale getirdiler ki herkese muhtaç, dışarıya karşı yetim bıraktılar, öksüz bıraktılar. Ama yetmediler, milleti suçluyorlar. Dün Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki maaşınızın yetmediğini biliyorum diyor. Çünkü diyor maaşınız enflasyon karşısında eriyor. Emekli diyor kusura bakmasın, onların maaşını seçimden sonra düzelteceğiz. Emeklinin maaşı enflasyon karşısında madem eriyor da Recep Tayyip Erdoğan, vekillerin maaşı, senin maaşın niye erimiyor enflasyon karşısında? Millette dalga geçiyorlar, millette kafa buluyorlar. Hep sabret diye fakire sabret diyorlar. Hep umutları fakirin üzerine yüklüyorlar. Ama kendileri adeta bolluk ve bereket içerisinde yaşıyorlar. Recep abi Bakara suresinden ayet okuyor, diyor ki Allah fakirleri çok sever, fakirler sabretsin, sabrın karşısında cennete girecekler diyor. Recep abi fakirler sabredecek, cennete girecek de siz zenginler nereye gideceksiniz? Sizin durumunuz ne olacak? Dolayısıyla bu 31 Mart seçimlerini sağcılık solculuk seçim olarak görmeyin. 31 Mart seçimleri parti seçimi değil. 31 Mart seçimleri bu memlekette gençlerin Kadirli'yi terk ettiği ortamda, uyuşturucunun 15 yaşına düştüğü ortamda, kadınlarımızın her geçen gün öldürüldüğü bir Türkiye'de Türkiye'nin kaderini değiştirme seçimi haline gelmiştir. Sürekli birileri düşmanlık yaratıyor, kin, nefret tohumu ekiyorlar. Biz Kadirli'den Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hepsini aykırıyoruz. İbrahim Savru'nun, Cemal Engiyurt'un, velhasıl muhalefetin arkasında olanı itiraf ediyor, Kadirli'den ilan ediyoruz. Bizim arkamızda sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk.